Bursa Spor TV ekranlarından merhaba. Bursa Spor Avusturya kampının ardından Özlüce'de çalışıyor. Özlüce'de hayli rüzgar da var. Mehmet Gerçeksi ile beraberiz. Artık takımla buluşmasına, takımın taraftarla buluşmasına da sadece 2 gün kaldı. Bursa Spor TV ekranlarından da canlı yayınlanacak Manisa Spor mücadelesi. Neler söyleyeceksiniz artık? Sevenler kavuşuyor mu diyelim, ne diyelim? Senin de dediğin gibi 2 gün kaldı. Heyecan herkese bastı. Takımı görmek için sabırsızlanıyorlar. Cumartesi akşamı sabırsızlıkla bekliyor herkes. Hava iyi. Avusturya'da bir kısmında kampım. Ben de bulunmuştum ve çok sıcaktı. Yani Avusturya'ya, o ülkelere kaçmanın esprisi buradaki sıcaklardan kurtulmaktı. Ama sıcaklar Bursaspor'u kovaladı bu sene adeta. Ama şimdi bakıyoruz. Sanıyorum Mudanya tarafından esen harika bir Poyraz var. Püfür püfür esiyor, serin. Tam futbol kesti. Havası, tam antrenman havası. Büyük zevkle çalışıyor Bursaspor futbolcular. Sakat olarak bir tek Gökhan Güleç var sanıyorum. Ciddi sakatlığı olan. Evet. Onun dışında her şey yolunda. Cumartesi akşamı bekleniyor. Evet, Bursaspor TV ekranlarından hem idmanı vereceğiz hem de gündemi değerlendireceğiz. Kirita. Antrenmanda. Evet, antrenmanda Kirita. Hakikaten ilginç bir futbolcu Kirita. Yani bakıyorum da o geçirdiği rahatsızlık sonrası 2-3 haftada toparlanacağım dedi. Sanıyorum yapacak gibi de duruyor. İnşallah da yapar. Zaten hem iddialı hem hırslı, motivasyonu çok farklı olan, değişik psikolojide bir çocuk zaten. O açıdan ben inanıyorum ki çok daha kısa sürede dönecektir. Önemli olan istemek zaten. Yani en kötü hastalıklarda bile moral ve sağlığa dönüş için hayata tutunmak çok önemli. Tabii yani Kırta'nın böyle bir şey yok da. Ama yani tekrar eski sağlıkları günlere dönmek için o moralle olaya sarılmak çok önemli. Kırta da onu yapıyor zaten. Yani takımla birlikte antrenmanlara katılıyor. Yani tek başına düz koşu falan değil. İşte şu an sanıyorum görüyoruz da takımla birlikte normal programı uyguluyor. Evet, son iki gündür hep koşuyordu Özce'deki antrenmanlarda. Sadece koştu. Bugün takımla beraber çalışıyor Kirita. Bu da sevindirici bir gelişme. Evet. Hoca öyle de konuştu herhalde. Yani doktorlar da zaten sağlık kurulu da işin başında. Bütün konsültasyonların sonuçlarını gözden geçirerek son olarak yani bu tip antrenmanlara gelip girmeyeceğini okeyini almış olmalı ki takımla birlikte şu anda grup çalışmasına girdi. Evet, Bursa Spor koşu yapıyor. Bir tarafta kaleciler de hazırlanıyorlar. Evet, bu arada çalışmaya başlayacak. Ertuğrul Hoca'nın oğlu da sanıyorum Burak değil mi ismi? Evet, evet, çok sempatik bir çocuk. O da antrenmanda Cengiz arkadaşımız dönerse hocaların yanında o da görecektir. Kaleci antrenmanı öncesi o da mavi tişörtüyle Ertuğrul Hoca'nın oğlu Burak. Kalecileri mi çalıştıracak acaba? O da biraz şut mu çekecek, ne yapacak? Valla seyredecek herhalde antrenmanı. Dün Kirita'yla teke tek oynuyorlardı burada. Kirita kenarda koşarken bir ara baktım 10 dakika falan onlar top yani, oynadılar. Oynamaz mı yani, normal hayatı futbolla geçmiş bir ailenin ferdi genlerinde var en azından. Dolayısıyla tabii ki işte görüyorsunuz şu anda gayet güzel ayak içi yapıyor. Galiba bir de sol ayaklı. Bir Faruk Hoca görsem acaba mı? Hatta iki ayağı birden var şu anda görüyoruz. Bakın sağ sol ikisini birden oynuyor. Ama Ertuğrul Hoca ile konuştuğumuzda futbolculuktan çok daha değişik meslekler yapmasını istiyor ya da serbest bırakıyor sanıyorum. Yani illa futbolcu olsun diye bir iddiası yok. Eğitimini sürdürüp o da sağlam ailesini değişik alanlarda temsil edebilir gelecekte. Zaten Ertuğrul Hoca'nın da kardeşleri, abileri, onlar da değişik alanlarda ticaret yapan da var sanıyorum. Doktor olan da var ailede. Dolayısıyla değişik mesleklerden başarılı olmuş bir sürü insan var. Evet, Bursa Spor TV ekranlarından sabahki çalışmadan da seyretti izleyiciler. Çok keyifli bir ayak tenisi oynandı. Sabahki çalışmada da. Hakikaten bakıyorum bile Bursa Spor'un temposu gün geçtikçe artıyor ve pas trafiği hakikaten çok olumluya doğru ayak, gidiyor. O ayak tenisi zaten yani pas trafiğini, tekniği, taktiği her şeyi arttıran bir şeydir. Yani tekniği çok geliştirir. Evet, çok da keyifli. O kadar dar alanda oynanıyor. Tabii, evet. Çabuk karar vermek ve o dar alanda topun orasına vurmak gerekir. Neresiyse o anda gereken nokta. O açıdan çok önemli. Teknik geliştirme açısından bir de keyifli.
futbolcular da severek yapıyor. Evet, Bursaspor ısınıyor. Mutlu Topçu nezaretinde. Ertuğrul Hoca da gözetimde bulunuyor. Ersel Hoca hemen. Ersel Uzgur. Bursaspor'da yardımcı antrenörlerinin fonksiyonları öyle. Yani ben Avusturya kampında da izledim. Her hoca her işi yapmıyor yardımcı antrenörler. Antrenmanın çeşitli dönemlerinde dönem dönem ortaya çıkarak bir bölümünü sırtlayıp götürüyorlar. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda mesela Ersel Hoca çıkacaktır ön plana. O bir şeyler yaptıracaktır falan. Yani antrenman sonuna kadar çok güzel bir paylaşım içerisinde gidiyor. Ertuğrul Hoca'nın direktifleri doğrultusunda. Herkesin sorumluluğu farklı yani. Tüm yardımcı antrenörlerin kendi alanlarına göre herhalde biraz. Tabii ısıtma ve soğuma antrenmanında bile, çalışmalarında bile hocalar orada bile paylaşımda bulunuyorlar. Tabii bunlar herhalde yeni antrenman teknikleri. Bundan bir 15 yıl önce böyle bir şey var mıydı herhalde? Tek antrenör, bir teknik direktör, yanında bir yardımcısı vardı. Herhalde bundan bir 10-15 yıl öncesini düşünecek olursak. Tabii. Bir de masör herhalde. Şimdi artık diyordu. Yani kaleci antrenörü, hatta şeylerin forvet gibi, defans gibi, işte ne bileyim orta saha gibi mevkilerin bile neredeyse ihtisaslaşmış hocaları olacak. Oraya doğru gidiyor. Evet, Amerikan futbolunda öyle. Bunun, savunma antrenörü ayrı, hücum antrenörü ayrı. Bunun esprisini zaten yıllar önce Yılmaz Vural kulakları tınlasın. Yılmaz Hoca yapmıştı. Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde, hatta göreve geldiğinde ondan bir önceki hoca, ayrılan hoca, biraz kalabalık bir alt kadro ile çalıştığını görünce ne bu ya demişti. Galiba Bursaspor'da sağ bekin bile antrenörü var demişti. Sağ bek antrenörü bile alınmış neredeyse diye o kalabalığa atfen bir takılmada bulunmuştu ama işin gerçeği neredeyse oraya doğru gidiyor. En azından mevkilere göre ihtisaslaşmış hocalar da çok yakında görülecektir. Tabii o hep konuştuğumuz o NBA'de sürekli bir maç trafiği olduğu için oyuncular sadece kendi eksiklerini kapatacak antrenmanları atıyorum. Mesela sağ taraftan girip turnike atamıyorsa sağ eliyle sürekli o eksiğini tamamlamaya gibi. Bugün gündemimizde başka neler var? Bursaspor'u izliyoruz, evet. Çalışmasını. Vereceğin haberler vardır evet, çok herhalde. İlginç, enteresan. Çok ilginç bir MYK seminerinden bir gelişme var. Silivri'den. MYK semineri hakikaten karıştı. Uluslararası hakem semineri vardı evet, galiba. Evet, uluslararası hakem semineri Silivri'de düzenlenmişti. Şenes Ersik oradaydı. Yani çok üst düzey bir katılımın olduğu bir seminerde Vedat Yüksel ve Bülent Demirlek, geçtiğimiz yıl biliyorsunuz hiç kendilerine görev verilmemişti, üst klasman hakemleri. Bizim de bu seminere katılma hakkımız var. Davet edilmedik ama buraya gelebiliriz dediler. Hala üst klasman hakemiyiz. Yanlarında avukatları da vardı. Yani amiyane tabirle semineri basmışlar. Semineri yani. Bastılar yani. Hakikaten bastılar. Söz istediler. Söz verilmedi. Bir ara verdik gerekçesiyle söz verilmedi. Hani o da bir kulübüne uyduruldu orada. Hemen bir kafe break oluşturulmuş. Ondan sonra tabii onlar bir basın açıklamalar yaptılar. Hatta gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini ifade ettiler. Yani niye bize görev verilmiyor? Biz bir şerefsizlik mi yaptık? Maç mı sattık? Bu konular hakkında bilgi istiyoruz. Açıklansın mı dediler. Bülent Hoca özellikle Bursa hakemiydi. Uzun yıllar Bursa bölgesi kokartıyla Türkiye liglerinde, Süper Liglerde görev yaptı. Daha sonra mesleği gereği sanıyorum İzmir'de şu anda atandı değil mi? Evet, evet. İzmir hakemi ama son bir yıldır maç alamıyordu. En iyi zamanında futbol deyimiyle kesik yedi. Ne oldu, ne bitti? Ya bu hakemleri ben anlamıyorum. Çok enteresan bir camia. Her dönem bir kaynaşma oluyor. Zaten en çok namlunun ucundakiler, bıçağın sırtındakiler onlar. Yani ligler devam ettiği zaman galip takımda, mağlup takımda bütün camialar, herkes onlara yükleniyor. O ayrı dava ama yani kendi işlerinde de böyle hiç kimsenin akıl sır erdiremediği ve sonuna kadar öğrenemediği bir takım şeyler yaşanıyor. İşte bu da onlardan birisi. Yani hiçbir zaman hakemlerin içine kadar giremiyorsunuz. Sanki görünmez bir duvar örülü o camiada. Yani bir yere kadar sokuyorlar. Ondan sonrasında girip öğrenemiyorsunuz ne oluyor, ne bitiyor. Çok enteresan bir camia. Yani adalet dağıtan camia. Sahada kurum, adalet dağıtan bir kurum. Da bazen kendi adaletsizlikler olabiliyor. Evet. Artık her dönemde yaşanıyor. Bu değişen federasyonlardan sonra mutlaka kıyımlar oluyor. İşte birinin adamı olduğu iddialara gündeme atılıyor. Enteresan, hani politika sahnesinde yaşanan pek çok gelişmenin
sportif versiyonu hakem camialarında yaşanıyor. Ben ne yazık ki yaşanıyor diyelim. Her zaman hayretle izlemişimdir. Bugünkü haberi de duyduğumda yine aynı hayretim artmadı. Aksine yani bence beklenen bir şeydi. Her zaman böyle şeyler olabiliyor. Zaten onların da semineri terk etmeleri istenmiş. Onlar da giderken kafe bireyin olduğu bölgeden çıkalım demişler. Özellikle Vedat Yüksel istemiş sanıyorum bunu. Çünkü hakemlere doğru da bir hitap etmiş. Bugün bize, yarın size demiş yani. Arkadaşlar, evet, bunu iyi görün. Bugün bize yapıldı ama yarın da size yapılacak diye hararetli bir konuşması oldu. Zaten Lig TV'de veriyordu. Herkes izledi de bu olayları. Evet. Mutlaka ya, bugün bize yarın size esprisi mutlaka o camiada hiçbir şey yarıda kalmaz. Mutlaka hesabı görülüyor ve görüyorlar da yani. Çok enteresan bir camia. Aynı siyaset sahnesi gibi orası da. Ahmet Çakar'la Erman Toroğlu'nun da bir toplu tezahürat olayı vardı, benim hatırladım yine böyle bir, evet, seminerde. Daha önceden hazırlanmışlar, besteler, güfteler, her şey hazır. Evet. Onlar içeri girer, evet, girmez kendileri kimler, evet, satar diye çok güzel bir maniye başlamıştı. Bunu söyleyen de Süper Lig hakemleri. Süper Lig hakemleri. El çırparak tezahürat yapıyorlar. Evet. Sezon içerisinde tribünlerde duydukları o besteleri müziğiyle birlikte Erman Hoca ve Ahmet Çakar'a yorumlanmış şekilde, çok enteresandı. Bursa Spor'da bu arada çalışmaya devam ediyor. Bursa Spor TV ekranlarında hem idmanı izlettiriyoruz, canlı olarak izlettiriyoruz Bursa Spor taraftarına, bir yandan da olup biteni bildiriyoruz. Kasımpaşa bir transfer daha yaptı bugün. Çek stoper Petr Pavlik, Banik Ostrava takımından almışlar. 22 yaşında bir stoper. Geçtiğimiz günde bir Faslı almışlardı. O Faslı çok iyi bir adam. Bilinen bir adam. Alkmaar'da da. Yani 3-5 gün önceye kadar hiç piyasada yaprak kımıldamıyor falan diyorduk ama bayağı enteresan transferler yapmaya başladı takımlar. Eskişehir falan mesela çok iyi transfer yaptı. Galatasaray bugün yine iyi bir Brezilyalı aldı. Değil mi? 7,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişler. Evet, bu sene hakikaten çatır çatır geçecek gibi duruyor lig. Galatasaray'ın transferi hakikaten önemli. 7,5 milyon euroluk ve 35 kez Brezilya milli takımında forma giymiş Elano. Evet. Elano Manchester City'den transfer. 35 kez milli olmuş ama şöyle de yani diyelim, Ronaldinho ve Kaka'nın bölgesinde oynayarak 35 kez milli yani olmuş. İsterse sağ bekin bölgesinde oynasın. Brezilya milli takımda oynamak yani böyle Peru, Kolombiya milli takımda oynamaya benzemez yani. Evet. Gutierrez gibi, Zuniga gibi. İşte Alex denen adam milli takımın kapısından geçemiyor. Burada Türkiye Ligi'ni sırtlamış götürüyor yani, düşün. Yürüye yürüye götürüyor bir de. O açıdan değerlendirirsen Galatasaray hakikaten önemli bir transfer yapmış. Evet, şeyi düşünürsek yürüyerek ligi götürdüğünü, bir de milli takım oyuncusu, koşan, mücadele eden bir Brezilya milli takım oyuncusu neler yapabilir? Bunu göreceğiz. Ligimizin kalitesinin arttığını söyleyebiliriz bu durumda tabii. Evet. Galatasaray'ın transferinin haricinde kardeş takım Ankara Gücü'nde Sol Campbell'ı bitirmek üzere diye bir haber var. Onlar da Ankara 100. yıllarında. Evet, Ankara Gücü 100. yılında İngiliz ligine geçiş yaptı. Ve hakikaten ciddi ciddi transferler, en azından transfer teşebbüsleri, yani ufkunun orada oralara, o çıtanın yükseldiğini görmek de Ankara Gücü adına sevindirici. Geçen sene son anda ligde kalmışlardı biliyorsun. Bu sene artık 100. yılda böyle bir hata yapmak istemiyorlar. Daha yüzlü gözüken bir kadro kurup bu seneyi rahat geçirmek, havalı geçirmek belki de bir anlamda için enteresan isimlerle temasa geçiyorlar. Evet, korkulu rüya görmek istemiyorlar ve baştan tedbir aldı bu yıl Ankara Gücü. 3. haftadaki maçta gayet güzel bir maç olacak herhalde. Bursa Spor, evet, Ankara Gücü 3. hafta Bursa'da karşı karşıya gelecek. İkinci hafta Eskişehir maçı mesela. O da çok çataçat bir maç olacak. O da iyi kadro yaptı Eskişehir Spor. Forvet'te özellikle. Yani Bursa Spor defansının o maça da iyi hazırlanması gerekiyor. Evet, Krita ile Eren Albayrak bu arada takımla ısındıktan sonra onlar koşuya başladılar. Diğer tarafta da 5'e 2 çalışıyor Bursa Spor. Gruplar halinde. Futbolcuların en sevdiği çalışmadır bu 5'e 2. Yani bıraksanız neredeyse sabaha kadar oynarlar.
hiçbir zaman da popülaritesini kaybetmemiş. 30-40 senedir en azından her zaman gözde olmuş bir bitmeyen bir klasik ısınma metodu. Çok da zevklidir hakikaten. İşte Ertuğrul Hoca'yı da görüyoruz. O da bizzat oynuyor. Ertuğrul Hoca hiç kaçırmaz zaten böyle beşe gideri. Zaten futbolcundan biliyoruz teknik kapasitesini. Dolayısıyla beşe gidilerin yıldızlarından biri oluyor her zaman. Kimi gruplar böyle daha zevkli oluyor, daha neşeli oluyor. Şöyle bakıyorum da Batajan'ın olduğu grup, hocanın olduğu grup. Yani şu an herkes büyük bir keyifle çalışıyor benim gördüğüm. Umarız bu keyif lige de yansır. Ligde de Bursaspor keyifli maçlar izlettirir taraftarını. İyi bir girişle. Giriş çok önemli tabii. Yani Kasımpaşa olması da bence bir şans. Daha büyük bir rakip olabilirdi. Yani Kasımpaşa taraftarın da o gün gereken ilgiyi gösterip gerekeni yapıp orada bulunacağını ve o maçı Bursaspor'un inşallah kayıpsız aşacağını düşünüyorum. Böyle iyi bir girişle daha sonra da o zorlu Eskişehir maçını da yenilgisiz çıkartabilirse Bursaspor o startla bayağı gider diye düşünüyorum. Evet, bu arada Sivasspor'dan bir haber var. Hakikaten çok acı bir yenilgi aldı Sivasspor. Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi önlemesinde Anderlet karşısında 5-0'lık bir yenilgi aldı. Bugünkü antrenmanda Sivasspor kaleci antrenörüyle bir taraftar tartışmışlar. Bayağı bir ortalık gerilmiş. Bülent Uygun müdahale etmiş tartışmaya. Zaten Bülent Uygun'un Adnan Polat hakkında da bazı açıklamalar olmuş. Mehmet Yıldız'ın aklını karıştırdıklarını, o yüzden Sivasspor'un bu düşüşünün de bir faktör olarak daha doğrusu Adnan Polat'ı göstermiş. Hatta şöyle bir beyanatı da var. Kendi silahlarıyla vuruldular diyor. Şimdi Fenerbahçe'de Arda'nın kafasını karıştırdı. Bakalım Arda bu yıl nasıl oynayacak? Hep beraber göreceğiz diyor. Evet. Bülent Uygun. Ya etik şeyler değil tabii. Yani olmaması lazım. Yani Bülent Uygun da boşa konuşan bir adam olmadığını zannediyorum. Evet, yani bu sene kadro olarak kayıptalar. Kötü başladılar. Daha pek bir şey oluşmadı başarı adına ama yani o konudaki yani transfer ve kafa karıştırma konusundaki altını çizdiği şeyleri ben boş bir konuşma olduğunu zannetmiyorum. Doğruluk payı mutlaka vardır. Tabii şöyle bir durum da var. Bülent Uygun geçtiğimiz yıl Mehmet Yıldız'ı alan şampiyon olur diye böyle bundan bir yıl kadar önce bir açıklama yapmış. Resmen satışa da çıkartmıştı bir durumda. Yani buyurun bu futbolcum satılık demişti. Acaba ondan sonra Adnan Polat'ın bu yıl görüşme yapması, hani her an Mehmet Yıldız'ı Sivasspor satabilir gibi bir imaj yaratmadı mı sizce herkesin kafasında? Yani başarısızlıktan sonra mı diyorsun? Evet, yani yok, başarısızlıktan önce de zaten vardı bu. Yani Mehmet Yıldız sanki sürekli vitrinde bir satılık futbolcuydu gibi. Evet, yani Sivas Bülent Hoca onu da o duruma soktu biraz. Açıkçası Mehmet Yıldız'ı değerlendirmek istiyordu. Ama umduğu, hayal ettiği paraları bulamadı herhalde. Satış bir türlü gerçekleşmedi. İşte Kayseri'de de mesela Mehmet Topuz da aynı şekilde bir ara kalır gibiydi. Dolayısıyla Sivas Mehmet Yıldız'ı tam iyi değerlendiremedi. Ve iyi zamanda bakalım bu sene Mehmet Yıldız ne yapacak? Geçen sene zaten belirli bir düşüşteydi. Ondan önceki sene Mehmet Yıldız olmuştu. Geçen seneyi düşüşle geçirmişti. Bu sene aynı düşüş devam ederse bayağı değer kaybeder gibi ama yine nereden bakarsanız Mehmet Yıldız gücüyle, kuvvetiyle takımını sırtlayan bir adamdır. İşte Anderlet maçında oynamaması ya da diğer maçlarda oynamaması hemen takımın gücünü neredeyse %50'ye yakın indiriyor. Hüseyin Çimşir'e bakıyorum bu arada. Yani hakikaten olaya çok angaje, çok sahiplenmiş. Sanki 40 yıllık Bursasporlu gibi. Hakikaten helal olsun çocuğa. Onun da ben bu sene Bursaspor'da bayağı iyi çıkış yapacağını düşünüyorum. Evet, Sivasspor'da konuştuk. Hüseyin Çimşir de zaten iyi performans gösterirse orta saha iyice Turgay'a, karışacak. Bu arada Turgay'a... Evet, Turgay Avusturya mini takımına davet edildi. Özel bir müsabakası var Avusturya mini takımının. Tabii Turgay Bahadır'ın açıklaması oldu. Büyük ihtimal gitmeyecek
şu an gözüken o Fatih Terim'le. Kamerun'la oynayacaklarmış galiba. Kamerun Avrupa turnesindeymiş sanıyorum. Evet, Avusturya'da oynayacaklarmış. Gerçi özel maçta oynasa bile statü gereği işte burada oynadığı için bir daha milli takımda ya da Türk milli takımlarında oynayamaz diye bir şey yok sanıyorum. Özel maç sayılmıyor. Ama yine de riske atmak istemeyecektir. Biraz şık da olmaz. Evet, bu daveti paylaşmış sanıyorum kendi hocasıyla, Ertuğrul Hoca'yla. Ertuğrul Hoca da Fatih Hoca'yla herhalde görüşüp geleceğe dönük Turgay hakkında ne düşündüğünü mutlaka soracaktır. Ona göre Turgay da kararını verecektir ama kendisi Türk milli takımda oynamayı çok istiyor. Doğal olarak tabii ki yani. Tabii Ertuğrul Hoca'nın da herhalde Turgay'ın performansı konusunda Fatih Terim'e vereceği bilgiler olacaktır. Son durumu futbolcunun şudur diye. Onun da etkisi olacaktır. Tabii yine Avusturya milli takımı dahi olsa Turgay Bahadır'a bu denli bir istek, arzu oluşu da sevindirici bir tabii gelişme. Tabii canım ya, koskoca Avusturya demek ki koskoca Avusturya'da sahada Turgay'ın yaptığını yapacak bir Avusturya vatandaşı bulamıyorlar ki oraya Turgay'ı koyuyorlar, monte ediyorlar takımda. Bu bile sevindirici Bursaspor adına. Böyle bir futbolcu Bursaspor'un bünyesinde. Turgay ve Sercan bir arada şöyle Ermenistan milli maçı kadrosunda olsalar çok da gururlanacak Bursaspor camiası. Yıllar boyu A milli takımı futbolcu veremeyen Bursaspor var. İşte en son Sercan, evet, Mustafa Sarp verildi. Evet. Sarp da iyi başladı. Golle başladı Tobol maçında. O da geçen sene Bursaspor'un gecesinde Fatih Hoca geldiğinde konuşma yapmıştı. Mustafa Sarp da oradaydı. O gece ödül almıştı. En iyi çıkış yapan ya da işte en sevilen ve bilmiyorum neydi ödülü Mustafa'nın. O ödülün üzerine konuşma yapmıştı ve amil takıma kendisini daha önce aldığını ama yani önümüzdeki günlerde de mutlaka değerlendireceğini, yani Mustafa'nın daha milli takımda işinin bitmediğini bayağı çıkıp konuşmada söylemişti. Dolayısıyla tekrar Mustafa Sarp da yani böyle giderse eski bir Bursasporlu olarak yeni Galatasaraylı, eski Bursasporlu Mustafa da milli takımı zorlar diye düşünüyorum. Zaten biraz da Fatih Hoca'nın gözünün önünde olanların milli takım alınma şansı tabii, yüksek tabii, oluyor. Kesin. Bu arada Ozan İpek sabah da hep göze çarptı. Hakikaten çok üstün bir tekniği var Ozan İpek'in. O ayak tenisinde de görüldü. Çok kuvvetli çizgiden giderken de hareketli topa çok iyi kesebiliyor, orta yapabiliyor. Bu çok önemli. Yani 20 sene futbol oynayıp da hareketli topa orta yapamadan futbolu bırakan, kariyerine nokta koyan bir sürü futbolcu var. Bir Ender'i hatırlıyorum ben. Necat Bey sürekli onu orta çalıştırırdı. Orta yap Ender, tabii. Orta yap Ender diye. Ali Tam Doğan bu konuda çok üst düzey meziyeti olan bir adam. Yani hareketli topu kesmek bir tarafa, bir de adrese teslim gönderiyor. Ayak içi harika kesme yapıyor. Yani onu seyretmek bir zevk. Ali'nin o kesmelerini. Yani Bursaspor hem sağdan hem soldan iyi toplar kesecek içeriye. Görünen o Turgay'ın, Şin'in, Sercan'ın bu toplara vereceği reaksiyon. Evet. Ne kadar başarılı olacak. Evet. Tadeo'yu saymıyorsun ama. Daha. Şu an için sayamıyorum tabii. Evet. Tadeo'yu. Tadeo beni daha hala kandırmış değil yani. Bir fikrim oluşmadı Tadeo'ya karşı. Yani iyi futbolcu mu kötü futbolcu mu açıkçası. Hala bir karar veremedim yani. Bakıyorum böyle Tadeo'ya. Biraz da sakatlıktan sonra sanki kalınlaşmış gibi de geldi bana. Avusturya kampında da görmüştüm. Biraz da kilo vermesi gerekiyor mu acaba diye düşünüyorum birkaç kilo. İşte Ertuğrul Hoca'nın kafasında bir Tadeo var. Daha önceden takip ettiği bir futbolcu tabii. Olduğu için. O hep o Tadeo'yu hatırlıyor. Herhalde onu Bursaspor'da göreceği bir gün gelecektir diyorum ben. Hocanın bir bildiği var o konuda. Mutlaka tabii yani. Çünkü kendisi getirdi. Ona kefil oldu. İsmen istediğine göre daha önceden mutlaka bilgisi vardır. Takibinde olan, listesinde olan bir futbolcudur. Evet, o zaman pahalı gelmişti demişti Tadeo için Kayserispor'dayken. Evet, evet. Maliyeti çok yüksekti. Evet. Alamamıştık. İfadesini kullanmıştı hoca. İşte bir de sakatlandı ilk başladığı zamanlarda. 2 gol atmıştı sanıyorum sakatlarına kadar geçen sene.
iki golü vardı ama yani biraz ağır gibi geliyor yani. O açıdan ben kafamda istifam var. Çabuk değil gibi. Ama yani sadece ağır olması da bir handikap değil. Orada boş alan yaratması, rakip eksiltmesi, ceza sahası içerisinde bunlar tabii önemli meziyetler. Yani öyle santrforlar vardır. Yani çok gol atamasa bile rakibi meşgul eder, bozar. Şöyle bir kafa topuna çıkışı ya da etrafında bir dönüşüyle bile 2-3 kişiyi bir anda yelpaze gibi açar etrafını. Kuvvetlidir. Tadı da öyle bir adam. Şimdi kuvvetli artı çok iyi bir top kontrolü var Şinyograk'ta. Stopperleri de sırtına alıp götürebiliyor. Tabii yani. Canım. Hiç beklenmedik anda acayip işler yapabiliyor. Bizim sevgili Erkan Öncel'in mesela daha önce Bursaspor'da forma giyen Yunus vardı santrfor. Onun için yaptığı bir benzetme vardı. Ekmeğini çöpten çıkarıyor diye. Hakikaten böyle pozisyonu çöpten çıkarırdı Yusuf. Yunus. Hiç olmayacak bir pozisyonu. Böyle korner bayrağının oradan giden herkesin bıraktığı topu bile o işçiliğini, emeğini esirgemez gider alır. Pozisyona çevirir ve çoğunlukla da gole dönerdi. Raşit Hoca zamanındaki takımda. Şimdi de aynı şekilde o geleneksel Kore insanının o emeği, emekçiliği aynı Şin'de de var. Hiç emeğini esirgemiyor. Ağırlığını koyuyor oyunda. O da ağır gibi gözükse bile zaman zaman bir anda bu fikirleri çok açığa çıkaracak şekilde hızlı, çabuk davranabiliyor. Müthiş bir vuruş tekniği var. Çok ters anlarda bile, hiç beklenmedik anlarda bile yani vay anasını bu adam buradan nasıl vurdu dedirtecek nitelikte vuruş yapabiliyor. Önemli meziyetler tabii. Bursaspor 5 milyon dolar teklif gelmesine rağmen Şin'i elinde tuttu. Sercan'ı keza zaten vermedi. Hatta dünkü gazetelerde sanıyorum bir haber oldu. Başkan İbrahim Yazıcı da bugün açıklama yaptı. Sanki Sercan'ın bonservisinde indirim varmış gibi bazı gazetelerde haber çıkmıştı. Hala kurcalıyorlar o işi ama. Başkan yani hiç öyle bir şey yok dedi. Yani niye indirim yapalım yani sonuçta hani %70'e varan indirim artı, bir alana bir bedava falan mı? Çocuk, yani niye indirim yapılsın? Çocuk bir senede uzattı mukavelesini. Yani konuşan konuşsun. Onlar yazmaya, çizmeye, yorum yapmaya devam ediyorlar ama bir gerçek var ki Bursa Spor bu sene bütün değerlerini elinde tuttu. Bir de üstüne koydu. En sevindirici olan da zaten sezon başında bu. Evet. Bursa Spor TV ekranlarında hem idman yayınladık yaklaşık 5-30 dakikadır. Hem günü yorumladık. İdmana devam edecek Bursa Spor tabii ama biz yayınımızı burada yavaş yavaş noktalayalım. Çünkü taktik çalışma da başlayacak birazdan. Evet. Rakiplerin eline elbette koz vermek istemez Bursa Spor TV'de. Hatta bazen böyle yanıltıcı bilgiler an, verelim diyorum ben. Şu anda tabii koz falan yok daha sezon açılmadı ama tabii sezon açıldığında mutlaka bunlara dikkat edeceğiz. Hocayla koordinasyonunu çalışıp yani basına kapalı olan antrenmanlarda tabii ki bizde ne görüntü ne haber kullanmayacağız. Bursa Spor'un menfaatleri gereği ama böyle açık antrenmanları izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet, Bursa Spor TV ekranlarında bir yayının daha sonuna geldik. Bir başka yayında yine birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin.